Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu haftaki konumuz diziler. Dizi öncelikle neymiş, farklı bir şey miymiş, bambaşka bir dünya mıymış onu bir anlatacağız. Ama öğrendikten sonra şunu da anlayacaksınız ki aslında dizi diye niye ayırmışlar ki bu konuyu diye de kendi kendinizi bir sorgulayabilirsiniz. Sevgili gençler dikkatli olun. Geçen hafta ki konularımızı yani geçen hafta logaritmayı bitirdik. Ondan önce permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılığı bitirdik. Ondan önce trigonometriyi bitirdik. Artık çok da fazla bir konu kalmadı dizilerden sonra sevgili gençler. Bir istatistik ve grafik konumuz. Bir de limit konumuz kaldı arkadaşlar. Limit konusunu bekletebiliriz. Çünkü hala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yani limit türev integral duracak mı, kaldırılacak mı veya bambaşka konular daha kaldırılabilir. Belki logaritmaya mı kalan logaritmayı kaldırabilirler gibi farklı senaryolar mevcut. Ama biz ne yapacağız? Çalışan hiçbir zaman kaybetmez arkadaşlar. Biz çalışacağız, kaybetmeyeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi dizilerle başlayalım. Dizi dediğimiz olay, bakın bir f fonksiyonu verilmiş. Bu f fonksiyonu sevgili gençler, tanım kümesi pozitif doğal sayı. Değer kümesi de reel sayılar. İşte ben bu fonksiyonu fn fonksiyonu dersem, özel olarak ben bunu am biçiminde şu şekilde yazarsam sevgili gençler, artık bu f fonksiyonu bir dizidir deriz. Bu şekilde tanımlanan her fonksiyona reel sayı dizisi denir. Yani burası reel sayı olacak. Bak ismini de nereden alıyor? Değer kümesinden alıyor. Yani senin dizinin görüntüleri reel sayılar çıkıyorsa her zaman ve hep reel sayılar kümesine gidiyorsa reel sayı dizisi olur. Hep tam sayıya gidiyorsa tam sayı dizisi derdik. Hep rasyonel sayıya gidiyorsa rasyonel sayı dizisi derdik. Tamam mı? Biz de burada buna reel sayı dizisi diyoruz. Tanım kümesi pozitif doğal sayılar olduğuna göre değer kümesinin elemanları f1, f2, f3, fn'dir sevgili gençler. F1 A1'dir, F2 A2'dir şuraya göre, F3 A3'tür, Fn An'dir şeklinde devam eder. Bu şekilde gösterilirse A1, A2, A3, An'e kadar olan terimlerine oluşan dizi o zaman An dizisi eşittir. Özel olarak A1, A2, A3 bütün elemanlarını buraya yazdığımız zaman diziyi bu şekilde ifade edebiliriz diyoruz. Dizinin birinci terimine ilk terim denir, n'inci terimine de genel terim denir. Şimdi hocam, biz soruların içerisinde A0'ı da göreceğiz. O da sıfırıncı terim olmaz. Bak sıfırıncı diye bir şey olmaz. Yani tanım gereği olmaz. Yani sıfırıncı. Yani bana söylesene, sen mesela bir ekmek kuyruğuna girdin, bir bilet kuyruğuna girdin. Kaçıncı sıradasın? Sıfırıncı sıradayım. Böyle bir şey yok. Ya birinci sıradasın. En küçük birinci sıradasındır. İkinci, üçüncü, dördüncü. Yani biz burada gündelik hayatta gördüğümüz cisimleri birebir eşleme yoluyla burada nitelendireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Dolayısıyla sıfırıncı olmadığı için sıfırıncı terim de yoktur. Tanım gereği ilk terim birinci terimdir. Ve biz bu birinci terime ilk terim diyeceğiz. Eninci terime de eninci terim demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Genel terim diyeceğiz. Çünkü zaten eninci terim an olarak karşımıza çıkacaktı. Buna da genel terim diyeceğiz. Örneğin an eşittir 3n artı 1 bölü 5n dizisi verilmiş. Birinci terim n gördüğün yere 1 yazarsın. 3 kere 1 artı 1 bölü 5 kere 1 ne yapar? 4 bölü 5. Demek ki ilk terim 4 bölü 5'miş. İkinci terim İlk n gördüğün yere 2 yazarsın. 3 kere 2 artı 1 bölü 5 kere 2'den o da 7 bölü 10 gelecektir. N terimi yani n'inci terimi ki buna genel terim diyeceğiz. An eşittir. Zaten burada verildiği gibi 3n artı 1 bölü 5n olacaktır. Şu şekilde parantez içerisinde yazdığımız zaman sevgili gençler o bizim dizimizi belirtecek. Tamam. Devam. Bir fonksiyonun dizi olabilmesi için her n sayma sayısı için tanımlı olması lazım. Yani arkadaşlar tanımsız olan bir ifade gelmeyecek yani. Şimdi burada mesela şu ifadeye bakacak olursanız bu ifadeyi sevgili gençler tanımsız yapan sadece bir tane n değeri vardır. O da 11 bölü 2'dir. Peki 11 bölü 2 ifadesi bizim dizimizin tanım kümesi neresiydi? Doğal sayılar kümesi. Peki 11 bölü 2 o tanım kümesinin içerisinde var mı? Zaten yok. Yani bu bunu tanımsız yapıyor eyvallah ama tanım kümemiz içerisindeki 5,5 diye bir eleman yok ki. Demek ki sevgili gençler bu ifade her zaman bir dizi belirtir. N eşittir 1 bölü 3. Zaten bu 1 bölü 3'müş. Yani sen n gördüğün yere ne yazarsan yaz bu her zaman 1 bölü 3 olacak. Demek ki bu da bir dizi belirtir. Şimdi şu ifadeyi tanımsız yapan bir değer var mı? O da yok. Yani eksi 1'in tüm doğal sayı kuvvetleri sevgili gençler ya eksi 1'dir ya da artı 1'dir. Sonuçta her zaman bu çıkar. Demek ki bunu da tanımsız yapan bir ifade yok. Ve bu da bir dizi belirtir diyeceğiz.
Alttakine bakalım. N artı 1 bölü 2 n eksi 8. Bakın şimdi bunu tanımsız yapan rasyonel bir faydayı tanımsız ne yapar? Paydayı sıfırlayan n değeri. N eşittir 4 için tanımsızdır. Peki bu n dediğimiz değer, yani 4 dediğimiz değer bir doğal sayı mı? Evet. E şimdi ben bunları tanım kümesinin pozitif doğal sayılar olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman ben bu 4'ü buraya yazamayacaksam nasıl bir dizi oluşturacağım? Oluşturamam. Bu bir dizi değildir. Bakın yukarıdakiler bir diziydi. Bu dizi değildir. Şuna bakalım. N eksi 1 bölü n kare eksi 4. Bu da bn olarak verilmiş. Burada sevgili gençler eksi 2 burayı tanımsız yapar. Bir de 2 tanımsız yapar. Eksi 2'de bir sıkıntı yok da. 2'de bir sıkıntı var. 2 bir doğal sayı. Ve ben bu 2'yi yazamayacaksam nasıl dizi oluşturacağım? Bu da gitti. N kare eksi 4. E şimdi burada da mesela n gördüğün yere 1 yaz. Gitti. Niye? Çünkü kök içerisinde eksi 3 olur. Nasıl bir reel sayı dizisi olsun? Bu reel sayı mı? Değil. Dolayısıyla bu ifade reel sayılara tanımsız olduğu için bu da bir dizi belirtmez diyoruz. Sevgili gençler n kare eksi 4'ün karekökü ifadesi. İkinci kısımda, yani birinci sayfanın sağ üst tarafında, bu dizinin kaçıncı terimi 4'tür diye sorulmuş. E şimdi demek ki 4 olduğu, yani değer kümesinde 4'e gittiği n elemanı, tanım kümesindeki n elemanı sorulduğuna göre ben bunu 4'e eşit diyeceğim. İçler dışlar işimi görür. N artı 5 eşittir 8n eksi 44. Buradan 7n eşittir 49. Ve sonuç olarak da n eşittir 7 gelir. Demek ki an eşittir 4 ise, a7 eşittir 4 ise, biz kaçıncı terim 4'tür diyeceğiz? 7. terim. a7 eşittir 4 ise, a7 7. terimdir sevgili gençler. Bizden bu istenmişti. Geçtim. 12 eksi n bölü 5n eksi 17 dizisinin kaç terimi pozitiftir diye soruyor. Bizim yapmamız gereken hareket şu. Dikkatli dinliyorsunuz. Üst tarafın kökü 12. Alt tarafın kökü ise 17 bölü 5. Hangisi daha küçük? 17 bölü 5. 17 bölü 5 ile 12'yi bir sayı doğrusunda çizeceğiz. Sonrasında da işaret tablosu oluşturacağız. O işaret tablosunu da şu şekilde yapalım. Bakın. Buna eşitlik yok diyeceğiz. Tamam, eyvallah. Sonrasında sevgili gençler eşitlik olmamasının sebebi pozitiftir diyor ya, şundan kaynaklı. Alt tarafa eşitlik olmamasının sebebi de tanımsız yapmasıydı. Peki bakın, n'in katsayısı eksi, n'in katsayısı artı, neyle başlayacağım? Eksi bölü artı, eksiyle başladım. Sonra artı, sonra eksi oldu. Bizden neresi istenmiş? Pozitif olan yerler, yani 17 bölü 5 ile 12 arasındaki yerler. Bak hemen şunu yapmayacaksın. N elemandır. 17 bölü 5... Açık aralık diyelim biz ona. 17 bölü 5 virgül 12 açık aralığı demiyoruz. Neden? Çünkü bizim n'lerimiz bir kere pozitif doğal sayı olmak zorunda. Bir kere 17 bölü 5 3 küsurat bir sayı. Burada ne vardır? 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. Nokta nokta nokta. En son 10 var ve 11 var. Doğru mu? E demek ki buradakilermiş. Kaç tane terimi diyor. 4'ten 11'e kadar kaç tane sayı vardır? 11 eksi 4 artı 1 tane sayı vardır. Yani sevgili gençler, 8 tane sayı vardır diyebiliriz. Dolayısıyla 8 tane terim de pozitiftir deriz. Geçtim bir alttaki soruma. Bu terim, bu dizinin kaç terimi negatiftir diye soruyor. Pardon, kaç terimi tam sayıdır diye soruyor. Bu tarz ifadeleri de daha öncesinde mat 1 kısmında bolca yaptığımız örneklerden birinin çözümüyle yapabiliriz. Bakın, ben bunu 3n artı 3 eksi 10 biçiminde yazabilirim üst tarafı. Alt tarafsa n artı 1 biçiminde yazarız. Bunu da 3n artı, hatta 3 parantezinde n artı 1 diyelim oraya. 3 parantezinde n artı 1 bölü n artı 1. Burası 3n artı 3 bölü n artı 1 oldu. Eksi 10 bölü n artı 1 dersem şu kısım neye eşit olacaktır sevgili gençler? 3'e. 3 eksi 10 bölü n artı 1. Bunun ne olması lazım sevgili gençler? Bir tam sayı olmasını istiyor. Şimdi şurası bir tam sayı. E sonuçta bir tam sayı. Tam sayıdan ne çıkarsa bir tam sayı olur. Tabii ki tam sayıdan tam sayı çıkarsa tam sayı olur. Demek ki 10 bölü n artı 1'i tam sayı yapan n artı 1'ler isteniyor bizden. Peki bu n artı 1'ler nelerdir? Bunlara bir bakalım. Eksi 1'dir, eksi 2'dir, eksi 5'tir, eksi 10'dur. Artı 1'dir, artı 2'dir, artı 5'tir, artı 10'dur. Şimdi n artı 1, eksi 1, eksi 2, eksi 5, eksi 10, 1, 2, 5, 10 sa n'ler nelerdir? Şimdi bir fazlası eksi 1 ise kendisi eksi 2'dir, eksi 3'tür. Eksi 6'dır, eksi 11'dir. Bir fazlası 1 ise kendisi 0'dır, 1'dir, 4'tür ve 9'dur. Şimdi ben kaç tane terimi tam sayıdır diyor ya. Burada sevgili gençler şunları alamayacağım bakın. Eksi 2, eksi 3, eksi 6'yı, eksi 11'i alamayacağım. 0 alacağım mı ne olarak? Bir kere
Az önceki dizi tanımlarında söyledik. Sıfırıncı terim diye terim olmaz demiştik. Bunu da alamıyoruz. O halde sevgili gençler, bizim kaç tane terimimiz pozitif tam sayıymış sevgili gençler? 1, 4 ve 9 olmak üzere 3 tane terimimiz tam sayıdır diyebiliriz. 3 tane tam sayı olan terim vardır yazabilirsiniz. Evet, geçtik bir alt kısma. Nasıl dizi? Sabit dizi. Hani sabit fonksiyon diyorduk ya, diziler bir fonksiyonsa sevgili gençler, en başında tanım olarak biz ne gösterdik? F'den başka bir şey yazdık mı tanımda? Yazmadık. Şimdi o zaman bizim sabit dizi dediğimizde aslında sabit fonksiyonun ta kendisi. Biz sabit fonksiyonu fx eşittir c olarak tanımlıyorduk ve c de reel sayıydı sevgili gençler. Sabit diziyi de a n eşittir k diyeceğiz. K burada bir reel sayı olacak. Her n pozitif doğal sayısı için fn eşittir an eşittir k olan k dizisine sabit dizi denir. Mesela an eşittir 7 dizisinin her bir terimi birbirine eşit ve 7'dir. Mesela birinci terim kaçtır diye sorduğum zaman 7'dir diyeceksin. İkinci terim o da 7'dir. Üçüncü terim o da 7'dir. Böyle gider bu. O zaman ben bu an'ı şu şekilde de gösterebilir miyim? 7, 7, 7, 7, nokta nokta nokta, 7, nokta 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 diye de gösterebilirim. Sonuç olarak ben dizileri, bakın şıkların içerisinde falan, öncüllerin içerisinde böyle gösterimler olursa bunlara hemen böyle ayıkman lazım. Ben sonuç olarak dizileri şu şekilde gösterebilirim demiştim. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, nokta nokta nokta, an, nokta nokta nokta, bunları bu şekilde sıralayabilirsin dizinin elemanlarını. Burada dizimizin elemanı hep 7 ise o zaman ben yan yana hep 7 yazarım. Bak 7 7 7 nokta 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 7 7 7, 7 nokta 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 devam eder. Sorumuza bakalım. Diyor ki bu dizi bir sabit dizi olması için a kaç olmalıdır? Biz bu şunu şu şekilde fonksiyonlarda çözmüştük. 3x artı a bölü x artı 2 bu bir sabit fonksiyonsa a kaçtır diye. Ne demiştik orada? Şunun şuna oranı, bunun buna oranına eşit olacak. O zaman aynı şekilde 3'ün 1'e oranı 3 bölü 1, a'nın 2'ye oranı a bölü 2 olarak yazabiliriz. İçler dışlar çarpımı yardımıyla 2 kere 3 eşittir a ise a kaçtır arkadaşlar? 6'dır. A kaç olmalıdır diye soruyordu. Cevabımız 6 olacakmış. Yani fonksiyondan farksız olduğu için fonksiyonun çoğu kuralı zaten burada geçerli olacak. Fonksiyonla yaptığımız her şey burada zaten eşit olacak. Geçiyoruz sevgili gençler dizilerin eşitliğine. Aynı fonksiyonların eşitliği gibi farklı bir olay yok. N'nin kuvvetlerinin katsayıları aynı dereceli terimlerin katsayılarına eşit olacak. AN BN'e eşitse AN ile BN dizilerine eşit diziler denir. Nasıl ki F ile G fonksiyonları birbirine eşitse, yani FX'in kuralıyla GX'in kuralı birbirine eşitken F ve G fonksiyonları birbirine eşit diyoruz. Burada da aynı şekilde AN ile BN dizileri birbirine eşittir ve nasıl yazılıyormuş? AN BN'e eşittir. Örneğin AN dediğimiz dizinin kuralı genel terimi 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı. E nedir bu? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil midir? BN de zaten N çarpı N artı 1 bölü 2, N çarpı N artı 1 bölü 2 olarak verilmiş. O zaman bunlar birbirine eşit. Demek ki AN BN eşittir diyebiliyoruz. Şimdi gençler dizilerle alakalı, yani ikiye ayırıyoruz ya, aritmetik dizi ve geometrik dizi diye. Aritmetik ve geometrik dizi diye ayırmadan önce dizilerde anlattığımız her şey zaten yukarıda anlatıldı. Çok kısa sürmesinin sebebi bu. Sınavlara da bakıyorsunuz. Sınavlarda ya aritmetik dizi ya geometrik dizi ya da ikisi bir anda soruluyor. Yani normal dizi sorusu da hani hangisi dizidir diye bir soru zaten çıkmıyor. Dolayısıyla dizilerin de fonksiyonlara benzediğini de göz önünde bulundurursak çok 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 detaya inmemize de zaten lüzum yok. Aritmetik dizi. Zaten biliyorsunuz logaritma ve dizi deyince sizde akan sular duruyor. Yani kolaylığı açısından değil mi? Aritmetik dizi. Ardışık iki terim arasındaki fark aynı bir sabit sayıya eşit olan dizilere aritmetik dizi diyeceğiz arkadaşlar. Yani bizim burada bir ortak farkımız olacak. Her n pozitif doğal sayısı için a n artı 1'den a n'i çıkardığım zaman bir d kalıyorsa ve bu d bir reel sayıysa, böyle bir sayı varsa a n dizisinin aritmetik dizi denir. D sayısına da dizinin ortak farkı adı verilir. Dizinin ilk terimine ben a1 dersem, a1 bakın, a1 zaten a1'e eşit. Peki a2 nedir? a1'in d fazlası. Şimdi a3 de a2'nin d fazlası. A2 de a1'in d fazlasıysa a1 artı d artı d'den a1 artı 2d. O zaman a3'ü oluşturursak sevgili gençler, a3 de a1 artı 2d olmaz mı? O zaman a4 de a1 artı 3d olmaz mı? O zaman a5 de
A1 artı 4D olmaz mı? Olur. Bak şimdi buraya. İndis neyse burası 1 eksiği. 4, 3, 5, 4. O zaman sevgili gençler, ben dizinin genel terimini n eksi 1 yazarak da elde edebilirim. Yani an eşittir a1 artı n eksi 1 çarpı d olarak yazabilirim. Bizim dizilerimizin, yani aritmetik dizimizin genel terimi budur diyeceğiz. Eğer genel terim istenirse bu formülü mutlaka aklımızın kütüphanesinde karıştırıp bulup çıkaracağız. Tamam. Buna göre aritmetik dizinin genel terimi de aşağıda verilmiştir. İşte budur sevgili gençler. Yani şu formülü olabildiğince kullanmamaya çalışın. Genelde bunu kullanmaya çalışırsanız her zaman daha başarılı olursunuz. Örneğin burada 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 diye farkı 3 olan bir aritmetik dizi verilmiş. Şu birinci terimdir. Bu beşinci terim, bu da sekizinci terimdir diyoruz. Mesela ben sekizinci terimi şu şekilde yazabilir miyim? A1'in üzerine 7 tane ortak fark eklemem gerekiyor. Peki bu ortak fark burada kaç? Üçer üçer arttığına göre 3'tür. 7 kere 3'te 21'dir. Şimdi A1'imiz kaçtı? 50 idi. A8 burada kaç olarak verilmiş? 71. Gerçekten öyle mi? 71 eşittir 50 artı 21'den. Gerçekten 71. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Yukarıdaki sayı dizisi 50'den başlayarak 3'er 3'er artan aritmetik dizidir. Bu aritmetik dizinin ortak farkı 3 ve 1. terim 50'dir. Bu aritmetik dizinin genel terimini bulalım demiş. Hadi bir de genel terim bulalım. An eşittir. Biz kendimiz bulalım şurada. A1'in üzerine n eksi 1 tane ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 3 ekleyeceğiz. Şimdi A1 50 idi zaten. Artı 3n eksi 3 diyeceğiz. Bu da 47 artı 3n olacak dizinin genel terimi diyebiliriz sevgili gençler. Ya da 3n artı 47 fark etmez. Evet, altta bir soru var. Bu soruyu da inceleyelim. Ortak farkı 4. Ben şöyle maviyi alayım. Ortak farkı 4 ve 25. terimi 128 olan aritmetik dizinin 8. terimi. Bakın şöyle yazacağım ben. 25. terim bu muymuş? A25 eşittir. A8 artı 8 ile 25 arasındaki fark ne arkadaşlar? 17. 17 tane D diyeceğim. Şimdi A25'i bize 128 olarak vermiş. Biz A8'i bilmiyoruz. Artı 17 kere 4 diyeceğiz. 17 kere 4 de 68 yapar. O halde A8'i nasıl yalnız bırakırım? 68'i karşıya fırlatarak. 128'den ben 68'i çıkarırsam cevabı bulacağım. O halde A8 kaçmış arkadaşlar? 60'mış diyebiliriz. 8. terimi bu dizinin. Evet, yani şu şekilde de yazabiliyoruz, doğru mu? Anlaşıldı umarım burası. Pekala. Bir aritmetik dizide 18. terim 8'miş. 24. terim 32 olduğuna göre 4. terim kaçtır? Önce ortak farkı bulacağız. Şimdi bak. 18. terim eşittir. Eşittir demeyelim. 24 daha büyükmüş. Şöyle diyelim. 24. terim eşittir. 18. terim artı 6 tane D var değil mi bakın arada. Şimdi 18. terim 8'miş. 24. terim de 32'ymiş. 32 eşittir 8 artı 6 D dersem. Arkadaşım 6D eşittir 32'den 8'i çıkarırsam 24 olur. D kaçmış? 4'müş. D'yi bulduk. Şimdi neyi sormuş? 4. terimi. Ben şunu yazabilirim. A18 eşittir. A4 artı kaç fark var burada? 14. 14 tane D diyebilirim. Bu A18 kaçmış arkadaşlar? 8. Eşittir 4. terim artı 14 tane D. Yani 4 kere 14'ten 56 diyeceğiz. A4'ü kaç olarak buluruz bunu karşıya atarsak? Eksi 48 eşittir A4 olur. Demek ki A4 de zaten 4. terimdi. 4. terimimiz eksi 48'miş diyeceğiz sevgili gençler. Peki nedir bu aritmetik dizinin özellikleri? Bir de bunu inceleyelim. İlk özelliğimiz, bir aritmetik dizinin her terimi kendinden eşit uzaklıktaki ilk iki terimin aritmetik ortasıdır. Yani burada gelin gençler şuna bir kontrol edelim. Aşağıda bir aritmetik dizi vermişti ya bize. Hatta ben size orayı alıp gelebilirim şu şekilde. Şöyle yapalım, çıkalım buradan. Sonrasında şunu alalım, böyle alıp götürelim yukarı. Şimdi gençler, şurada inceleyebiliriz biz bunu. Evet, şöyle yapalım, hatta bir de büyütelim, çok fazla büyümesin. Evet, şimdi bu bir aritmetik diziydi değil mi? Diyor ki mesela bir tane terim seç kendine diyor. 59'u seçtim ben. 59'a eşit uzaklıkta iki tane terim seçelim. 53 ve 65. Diyor ki bu ikisini toplarsan, 53 ile 65'i toplarsak ne gelir arkadaşlar? 118 gelir. Topladıktan sonra 2'ye bölersen, yani aritmetik ortalamasını bulursan mutlaka
az önce ortada seçtiğin terimi bulursun diyor. Bu herhangi bir terim için geçerli. Yani sen burada gidip 50 ile 68'i toplayıp da 2'ye bölseydin gene 59'u bulacaktın. Her zaman ama her zaman aritmetik ortasıdır diyoruz. İkinci, sonlu bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı mutlaka birbirine eşittir. Misal, şurayı siliyorum hemen. Şimdi burada tabi hepsini sildi. Şöyle yapmakta fayda var. Az önceki gibi şuraya bir daha tıklayıp bir daha yapıştıralım. Şimdi şöyle diyelim. Şurayı bir sileyim tekrardan. Şöyle şunu da şuraya alalım sevgili gençler. Şimdi bakınız. Biraz da şöyle büyütelim. Ne demiştim bize? Baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı birbirine eşittir. 4, 8, 9. Tamam. Şimdi ben 50 ile 74'ü toplasam kaç gelir? 124. Peki 53 ile 71'i toplasaydım gene 124 gelecekti. 56 ile 68'i toplasam gene 124. 59 ile 65'in toplamı da 124. E hocam 62 ne oldu? Arkadaşlar 62'nin de iki katı zaten 124'tür. Yani 62 artı 62 de yine 124 yapacaktır. Bu da ikinci özelliğimizdi. Son olarak bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı Sn ile gösterilirse, yani mesela ilk 5 teriminin toplamı S5, ilk 7 teriminin toplamı S7 olarak gösterilirse Sn eşittir. Biz mat 1'de ne yapıyorduk? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2 deyince ilk n terim toplamını bulmuş oluyorduk. Bunu da zaten şuradaki formülün yansıması zaten. Yani mat 1'deki formülün birebir aynısı. Bunu direkt soruların üzerinde daha güzel bir şekilde bulacağız. Bir aritmetik dizide AN yani genel terim, yani n'inci terimi şu şekilde bulabilirsin. SN'den SN-1'i çıkaracaksın diyor. Neden? Çünkü mesela varsayalım ki bize S7 verilmiş. Tamam mı? Ya da SN'in formülünü biliyoruz biz. SN eşittir budur diyor. Ve soruyor ki A7 kaçtır? Biz bunu nasıl buluruz? A7 soruluyorsa ben 1. terimden 7. terime kadar olan terimlerin toplamını bulurum. A2, A3, A4, A5, A6 ve A7. Hadi A7 oraya sığmadı. A6 sorulsun bize. Tamam. Şimdi ilk 6 terim toplamını buldum. Bu S6. Bir de S5'i bulacağız. A1, A2, A3, A4 ve A5'tir bu da. Üsttekinden alttakini çıkarırsanız eğer şunların hepsi gidecektir ve geriye sizden istenen şey yani A6 kalacaktır. Bu yüzden AN isteniyorsa SN'den SN-1'i çıkaracaksın diyor. Sorumuza bakalım. -6 ve 29 sayıları arasına 6 tane terim yerleştirilerek oluşturulan aritmetik dizinin ortak farkı. Şimdi gençler, zaten 2 tane terimimiz var. 6 tane daha terim koyarsak 8 tane terim olur. 1. terim -6'ymış. 8. terim de 29 muymuş? Aynen öyle. 6 tane daha terim yerleştirmiş ve bir aritmetik dizi oluşturmuş, ortak fark kaçtır diye soruluyor. Bakın A8 eşittir. A1 artı 7D yapmaz mı kardeşim? Yapar. A8'in ben 29 olduğunu biliyorum. A1'in -6 olduğunu biliyorum. Bir de üstüne 7D ekleyeceğim. Burada 7D, -6'yı karşıya atarsam ne gelir? 35. O halde D kaçtır arkadaşlar? 5'tir deriz. İşte ortak farkı bu şekilde bulabiliriz. Tamam. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı Sn eşittir 2n kare artı 15n ise 8. terimi kaçtır? Yani biz ne yapacağız? 8. terimi bulabilmek için S8'den S7'yi çıkaracağız. S8 dediği 2 çarpı 8'in karesi artı 15 kere 8 eksi S7 dediği de 2 çarpı 7'nin karesi artı 15 kere 7 diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi burada 2 çarpı 8'in karesi 128, 2 çarpı 7'nin karesi sevgili gençler 98 yapacak. 15 tane 8, 8 tane 15 ve 7 tane 15. 8 tane 15'ten 7 tane 15'i çıkarırsam ben 15 kalır. Şunlar gitti. Yani burada da 128'den de 98'i çıkarırsam 30 kalır. 30 artı 15 bizim cevabımızdır. Buradaki işlemi yapacağız sadece. Cevap neymiş? 45. Demek ki 8. terimimiz 45 olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Bir aritmetik dizide ilk terim 1 bölü 2. İlk 20 terimin toplamı ile ilk 12 terimin toplamı arasındaki fark 252 olduğuna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır? Şimdi ilk terim neymiş arkadaşlar? A1, 1 bölü 2. İlk 20 terimin toplamı yani S20 sevgili gençler kaçmış? İlk 20 terimin toplamı ile ilk 12 terimin toplamı arasındaki fark. Yani S20'den diyor. S20'den. S12'yi çıkardığın zaman diyor 252 kalacak diyor.
Bu dizinin ortak farkı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bir düşünelim. Ortak fark soruluyor. İlk 20 terim toplamı demek, ilk 20 tane terimi yazacağız sevgili gençler, toplayacağız. Bir de ben ilk 12 tane terimi yazıp toplayıp ikisi arasındaki farkı alırsam 252 çıkacak ya. Yani bu o zaman şu mu demek? 12 terimi çıkarıyoruz bakın. A13 artı A14 artı A15, değil mi? A15 artı nokta 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 en son artı A20 eşittir 252'ymiş. Biz bunu bulduk şu an. İlk terimi de biliyoruz. Bunda da bir sıkıntı yok. Peki şöyle bir şey yapsak olur mu? Buradaki A13 dediğimiz aslına bakarsanız A1 artı 12 tane D'dir. A14 dediğimiz A1 artı 13 tane D'dir. A15 dediğimizde A1 artı 14 tane D'dir. Artı nokta 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 en son A20 dediğimizde A1 artı 19 tane D yapacaktır. Şimdi burada kaç tane A1 kullandık? Bunları bir sayalım. Kaç tane A1'imiz var? Gençler 13'ten 20'ye kadar kaç tane sayı varsa o kadar A1'imiz vardır. Yani 8 tane A1'imiz mevcut. Artı. Peki şunların toplamı ne? Yani 12, 13, 14 en son 19'a kadar olan sayıların toplamı nedir? O da şudur arkadaşlar. 12 ile 19'u toplarsanız 31, 4 ile çarparsanız 31 çarpı 4 de 124 D yapacaktır. Bu da kaçmış? 252'ymiş. Peki A1 kaçtı? 1 bölü 2 idi. 8 kere 1 bölü 2 4. At bunu karşıya. 124 D eşittir. 252'den 4'ü çıkar. 248 ise D kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bu dizinin ortak farkı kaçtır diye sormuştu. Yani D sorulmuştu. D 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Hepsini birbirinin cinsinden yazdık. A1 cinsinden yazdık. Ve sadece geriye zaten 12D kaldı. A1'i bildiğimiz için bunu dert etmek zorunda kalmadık biz. Evet gençler, geometrik diziye geçeceğiz ama geometrik diziyi bir sonraki videonun konusu yapalım. Şimdi birazcık mola verin. Hemen arkasından geometrik dizi kısmından devam edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.